Efendim herkese merhabalar. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gazi Kültür, Gaziantep Üniversitesi'nin ortak organize ettiği geleneksel sanatlar çalıştayının öğleden sonraki 10 Kasım 2023 tarihli öğleden sonraki ilk oturumundayız. Yani 3. oturumdayız efendim. Ben Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dil Edebiyatı bölümünden doçent doktor Nazire Erbay. Benim alanım klasik Türk Edebiyatı ya da Fuat Köprülü Hoca'nın verdiği adla divan edebiyatı. Biz klasik Türk Edebiyatı ya da Osmanlı Edebiyatı demeyi daha uygun görüyoruz. Efendim bugünkü bu oturumda 3 konuşmacımız var. Doktor öğretim üyesi Atilla Turgut Bey, tesip sanatında özgün tasarımlar adlı bildirisini sunmak üzere zaten hazır bulunuyorlar. Ben sözü kendilerine bırakıyorum. Buyurunuz efendim. Değerli sanatseverler, hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün tesip sanatında özgün tasarımlar başlıklı bildirimi sunacağım. Türk tesip sanatında klasik tesip üslubu her zaman ön planda olmuştur. Bununla birlikte tesip sanatının tarihi süreci içerisinde farklı üslup, teknik ve yorumlara açık olduğu görülür. Tesip sanatının dönemler içerisinde farklı kültür ilişkileri, coğrafi şartlar, sanatçıların tavrı, yeni arayış arzusu, devletin sanata karşı desteği ve bakış açısı gibi nedenlerden dolayı her zaman gelişime açık olduğunu söylemek mümkündür. Tesip sanatı tarihine bakıldığında klasik tesip anlayışının dışında motif ve tasarım açısından farklılık ortaya koyan müzeyipler olmuştur. Osmanlı saray nakışhanelerinden destek gören Baba Nakkaş, Şahkulu, Karameli, Ali Üsküdar gibi sanatkarlar yeni tarzlar, üsluplar, ekoller oluşturmuş ve tavırları tüm sanatları güçlü bir şekilde etkilemiş ve yıllar boyunca etkilerini sürdürmüşlerdir. Bu müzeyiplerin dönemlerinin ekol olmuş çağdaş öncüleri olduğunu söyleyebiliriz. Çok kısaca zamanda olmadığı için burada Baba Nakkaş üslubuna ait örnekler görüyoruz. Evet, burada 16. yüzyılda, Baba Nakkaş 15. yüzyılda, onu belirteyim. 16. yüzyılda bu dönemlerin çağdaş öncüleri olduğunu belirttiğimiz sanatçılar arasında saz yolu üslubu ile Şahkulu olmuştur. Bu çalışmalar da ona ait. Tançeri, yapraklar, simurg motifleri o dönem için son derece farklılık yaratan eserlerdi. Yine 16. yüzyılda bahçe çiçekleri ve motifleri ile karamemi ve yarı stilize tekniği ile karamemi ön planda olmuştur. Burada yine karamemiye ait bir tura görüyoruz, Kanuni Sultan Süleyman Turası. Evet, burada detaylara bakacak olursak o dönem için daha önce hiç yapılmamış, işte çiçeklerin neye ait olduğu tam olarak neredeyse benziyor, işte lalese lale, sümbülse sümbül, karanfil ise karanfil, bunları net bir şekilde görebiliyoruz. Evet, yine halkari çalışması, burada da yine çiçekleri görüyoruz. Evet, 18. yüzyılda da naturalist üslupta çiçek ressamı olan Ali Üsküdar'ı ön planda oluyor. Yine ona ait örnekleri görüyoruz. Bu da başka bir örnek, çiçek albümünden, Sapyata Müzesi'nde. Evet, günümüz tesip sanatına bakıldığında ise klasik tesip anlayışının yanında serbest tasarım ve özgün tasarımın etkin olduğunu söyleyebiliriz. Üniversitelerin geleneksel tür sanatları bölümlerinin tesip ana sanat dallarında tesip eğitiminin yanı sıra bugün serbest tasarım dersleri eğitim programlarında yer almaktadır. Özellikle 2000'li yıllardan itibaren klasik tesip özelliklerinden yola çıkarak yeni arayışlar içerisinde özgün çalışmalar yapılmaktadır. Serbest ve özgün tasarımların temelleri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Tür Sanatları Bölümü Tesip Ana Sanat Dalı'nda
programında yer almak suretiyle kesit tasarım dersiyle başlamıştır. Serbest tasarım dersiyle, pardon. Bölümlerin kesit ana sanat dallarında klasik tarzda kesit eğitiminin yanı sıra serbest tasarım dersleri kapsamında temel motif ve kurallarına bağlı kalmak kalınarak öğrencilerin özgün ve çağdaş yaklaşımlarla çalışmalarına imkan tanınmaktadır. Burada kısaca örneklerle göstermek istiyorum. Bu alanda yapılmış olan hocamız Faruk Taşkaya'ya ait eserleri görmekteyiz. Evet, burada da yine Faruk Taşkaya hocamıza ait bir çalışma. Hatta Hüseyin Gündüz hocamıza ait. Burada tabii sonunda bahsedeceğim ama burada bir fotoğraf söylemek istedim diye gelmişken. Burada çiçeklerin renk geçişleri, Faruk'un üslubundan bahsedebiliriz. Burada da son derece özgün bir tasarım. Evet, yine Münevver hocamıza ait bir, bu da yine kendisine ait özgün tasarımlar. Evet, bu anlayışta sanatkarlar duygu ve birikimlerini yansıtma ve kendilerini ifade edebilme arzusu ile serbest tasarımlar yapmaktadırlar. Fakat burada önemli olan nokta, özgün tasarım yapan bir tesip öğrencisinin muhakkak klasik tesip ve tasarım bilgi ve tecrübesine sahip olması zorunluluğudur. Özgün tasarımlar sanatkarın kendi duygu ve edinimlerini ve yeni arayışlarla ortaya çıkarabilmesi açısından heyecan verici olabilmektedir. Tesip sanatkarlarının tekrardan kaçınma, kendilerini ifade edebilme isteği ve yeni arayışlar içerisinde olma arzuları tesip sanatının gelişimine yön vermiştir. Tesipte klasik kuralları, üslupları öğrenmiş ve eğitimini almış olan bir sanatkarın yenilikçi ve özgün anlayışla yorum yapma çabası teşvik edilmeli. Günümüz ihtiyaç ve beğenileri doğrultusunda farklı, yeni ve çağdaş eserlerin üretilmesinin tesip sanatının gelişimi açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bir anlamda örnekleri gösterelim. Farklı formlar, tasarımlar, özgün tavırla uygulanan çalışmalar tesip sanatının uygulama alanları içerisinde yerini almıştır. Günümüzde yapılan tesiplerin uygulama alanlarının da geliştiğini söylemek mümkündür. Farklı disiplinlerle bir arada uygulanabilen tesip sanatı doğal olarak farklı teknik, tasarım ve denemelerle karşımıza çıkmaktadır. Bugün tesip sanatının yazının bezemesi olarak uygulanmasının yanı sıra konusu, hikayesi olan ve farklı disiplinlerle birlikte varlığını devam ettiren evrensel bir sanat dalı olduğunu söylemek mümkündür. İkinci boyut hissi, zeminde ve motiflerde renk geçişleri, ışık gölge etkileri gibi denemeler tesip uygulamalarında sıklıkla görülmektedir. Evet, bir yandan örnekleri de göstermeye çalışıyorum. Her ne kadar farklı malzeme, teknik, form ve tasarımlar yapılsa da geleneksel tesip motifleri olan Rumi, Hatayi, Rut gibi motiflerin aslına sadık kalınması gerekmektedir. Yenilikçi çağdaş yaklaşımla oluşturulacak özgün tesiplerde en önemli konu hiç kuşkusuz klasik tesip öğelerinin korunmasıdır. Günümüz tesip sanatında klasik tesip çalışmalarıyla aynı oranda yenilikçi yorumlarla özgün uygulamalar yapılmaktadır. Burada gösterdiğimiz çalışmalarda öğrenci çalışmaları bunlar. Yani son derece özgün tasarımlar, yani farklı disiplinlerle bir arada veya farklı malzemelerle yapıldığını görmekteyiz. Evet, aynı kalıpların
tekrarı sanatın gelişimini engellediği gibi tesip sanatkarlarını da yormaktadır. Yeni arayışlar içerisinde uygulanan tesiplerin ve çağdaş tasarımların gelecekte ortaya çıkması muhtemel olan yeni tarz ve üslupların ilk örneklerini oluşturması açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde tesip sanatçıları yenilikçi ve özgün tasarımlarla form, desen ve malzeme açısından etkileyici eserler ortaya çıkarmaktadırlar. Sonuç olarak bu tarz çağdaş tasarımlarla oluşturulan tesiplerin bu sanatın gelişimi açısından son derece önemli olduğunu vurgulamak doğru olur. Tesip sanatı tıpkı 16. yüzyılda olduğu gibi güncelliğini korumakta ve başarılı eserler üretilmektedir. Bu verilerden yola çıktığımızda tesis sanatında gelecekte yeni akımların, üslupların oluşması hiç kuşkusuz kaçınılmazdır. Süre kısıtlı olduğu için konuya gelen hatlarıyla gelmek zorunda kaldım. Teşekkür ederim.